Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Kasım 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, Kasım ayı tutulma dönemi ve çok önemli, güçlü enerjiler var. Tutkulu bir ay. Ay boyunca Mars Akrep burcunda ilerleyecek. Sizin için de özellikle bu ay meydana gelecek yeni ay, dolunay ve Mars geçişi çok güçlü, etkili görünüyor. Evet, konu başlıklarımıza bakalım. 4 Kasım'ı 5 Kasım'a bağlayan gece yarısı. Akrep burcunun 12 derecesinde yeni ayımız doğuyor. Mars Akrep burcunda. Yeni ayın hemen ardından Merkür 5 Kasım'da zaten yine Akrep burcuna geçişini yapacak. Yani 4. ev konularımızda önemli bir enerji var ve burada bir yenilik var. Akrep yeni ayı Uranüs'te de karşıt açıda. Hani hem sürprizli hem heyecanlı, ani ve hızlı gelişmelerle karşılaşabileceğimiz bir dönem aslında bu. 12 derecede meydana gelecek. Sizin gibi sabit bir burç. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarında mı? Eğer böyleyse gerçekten çok etkili. Çok önemli bir yeni ay bu. Değişimler nerelerde gelebilir? Hayatınızda yenilikler nerelerde olabilir? Ev, yuva alanlarında, belki kariyer konularınızda önemli bazı gelişmeler var. Taşınmalar olabilir. İş değişimleri nedeniyle olabilir bunlar. İlişkilerle ilgili vereceğiniz kararlar da olabilir tabii ki. Yani bir evlilik, ayrılık, yuva kurma ve boşanma ve benzeri konular. Ebeveynlerle ilgili etkiler var. Belki bir genç aslansınız, artık aile evinden ayrılacaksınız. Hani bunun gibi bir etki olabilir. Belki anneniz, babanız, hani onların hayatlarında önemli bazı gelişmeler var. Biraz tabii ki o Uranüs ve Mars etkisi mücadeleler de veriyor, bazı huzursuzluklar da veriyor. Özellikle ayın ortalarından itibaren işte 10 Kasım, 11 Kasım, 12 Kasım buralarda Akrep burcunda birleşen Merkür'ün ve Mars'ın Uranüs'le zıt açısı gerçekten huzursuzlukları arttırabilecek, böyle aksiyonlu dönemler, mücadele çok var. Bunlar biraz hani Uranüs etkisiyle ani gelişmeler olabilir, kontrol dışı durumlar olabilir ama ne olup bitiyorsa çok hızlı da olabilecek konular bunlar. Aniden işte bir, belki oturduğunuz yerde ev sahibi evden çıkmanızı isteyebilir. Böyle ani bir gündem olabilir. Ya da işinizde, kariyerinizde böyle ani bir gelişmeyle karşılaşırsınız ki bu da genel düzeninizi değiştirmenizi gerektirebilir. Yine aileyle ilgili konular dedik, bu dönemde aktif olabilir. Heyecanlı durumlar, bunlar tabii olumlu sürprizler de olabilir, olumlu gelişmeler de olabilir. Yani mutlaka olumsuzluklar içeriyor anlamına gelmiyor ama yine de mücadelenin ve stresin güçlü olduğu bir ay ve sizin için gerçekten çok, özellikle ev, yuva, aile, kariyer konularının öne çıktığı ve çok da değişimlere açık olan bir ay içerisindeyiz. Ve ayın 19'unda artık dolunaya geliyoruz. Bu dolunay aynı zamanda bir ay tutulması. 27 derece Boğa burcunda olacak. Bu da sizin için haritanızın en tepesi, kariyer alanında bir önemli bir aydınlanma ve bir dönüşümü işaret ediyor. Hem 2021'in son ay tutulması olacak. Ama aynı zamanda bu ay tutulmasının bir özelliği, 2022 ve 23'te meydana gelecek Boğa Akrep aksındaki tutulmaların da başlangıcı. Yani sizin için bu kariyer konuları, geleceğinizi şekillendirecek konular, toplumdaki statünüz, duruşunuz, imajınız, iş konuları, görev konuları önümüzdeki 2 yılda çok fazla gündemde olabilir. Şimdi bu 27 derecede olacak. Lütfen yine kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer 27 derece ve yakınlarında bulunuyorsa Güneş burcunuz, yükselen burcunuz, kişisel yerleşimleriniz, evet, etkiler olabilir. Aslında bu yeni ayla, hani 5 Kasım'daki yeni ayla bir şekilde bağlantılı bir dolunay aslında ay tutulması. Yine kariyerinizi değiştirecek, işte bulunduğunuz yaşam koşullarınızı değiştirebilecek, yer değişikliklerine neden olabilecek, görev değişimlerine neden olabilecek, bir şekilde toplumdaki duruşunuz, statünüzü etkileyebilecek bir tutulmadan bahsediyoruz. Ay tutulmaları biraz duygusal olarak etkiler bizi, etkileyebilir. Hayatımızdaki kadın figürler, aile figürleriyle ilgili de olabilir. Bitişler, sonlanmalar, dönüşümler de söz konusu olabilir. Yine ailevi bir konu dedik, ebeveynlerle ilgili bir konu dedik. Yine işte belki kariyerde önemli bir dönüşüm olabilir. Ama sonuçta bunlar hayatta bazı yeni başlangıçlara da olanak sağlıyor. Artık bitmesi gereken, tamamlanması gereken konular şöyle bir nihayete eriyor. Ve önemli farkındalıklar da getirebilir bize bu dolunay. Yani gelecekle ilgili hedeflerimizde, kariyer beklentilerimizde bazı önemli kapıları da açabilir ve hayatımızda yeni bakış açıları, yeni hedefler de belirleyebiliriz ve bunlarla da ilgili tabii ki daha kadersel dediğimiz daha kadersel gelişmelerle de hayatımızda karşılaşabiliriz sevgili aslanlar. Etkiler bu ay özellikle ayın ikinci yarısında hızlı bir şekilde gündeme gelebileceği gibi ay tutulmaları dolunaylardan farklı olarak biraz daha uzun sürelidir. Yıl sonuna kadar olan süreçte de bu etkiler devam edebilir. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında BilinçOkulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.